Efendim merhaba, ben Hüseyin Ünal. Korkuteli TV ekranlarına ve Tropix ekranlarına hoş geldiniz. Hemen bugün size Korkuteli TV'mizin mutfağındayız, stüdyomuzun mutfağındayız. Meyve suyu yapacağız. Bugün haber yapmayacağız mutfakta, meyve suyu yapacağız. Efendim hemen size şöyle kısacık da bir hikayesini anlatayım bu meyve suyunu. 2016-2018 yılları arasında Dubai'de bulundum. Bir restoran açtık, meyve sebze gönderdik falan. O arada da yani çok farklı meyvelerin meyve sularını tatma imkanım oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve özellikle de evimde gazlı içecekleri sokmuyorum evime. Çocuklarıma içirmemeye gayret gösteriyorum. Daha sağlıklı olan, daha güzel olan ve damakta da hakikaten harika olan işte meyveler var. Hatta burada eksik işte ilerleyen günlerde avokadonun meyve suyunu yapacağım. Şimdi olgununu bulamadım. İşte elmadır, armuttur. Ha, bizim Türkiye'de ne var? İşte bizim bildiğimiz veya çok tercih ettim. İşte portakal suyu, nar suyu, nadiren elma suyu, şeftali suyu var fabrika usulü. İşte bir de yani çok bir çeşidimiz yok meyve suyu noktasında. Genelde hazır alıyoruz ama hazır değil evde yapmak nasıl olur, nasıl yapılır? Bunu tarif edeceğim. Biraz da farklı bir şey olsun istedik. İsterseniz hemen şöyle bir bakalım meyvelerimize. İşte ananasımız var, armutumuz var. Armutun meyve suyunu denediniz mi hiç bilmiyorum ama bu taze armuttan müthiş bir meyve suyu oluyor. Kivi var. Kiviyi tabii herkes tam yapamıyor. Biraz boğazı gıcıklıyor içerken. O olan diyor. Ejder meyvesi var. Dragon fruit. Ejder meyvesinin de iki çeşidi var. Bir kırmızısı, bir beyazı var. Kırmızısının tadı biraz daha güzel. Biraz daha yenilebilir diyebilirim. Biz kırmızısından aldık. Bugün Dragon meyvesinin yapacağız. Ejder meyvesinin meyve suyunu yapacağız. İşte muzumuz var. Muzun meyve suyunu da mutlaka deneyenler vardır. Harika. Limonumuz var. Bir limonata tarzı göstereceğim size. Nane ile beraber. Yani bildiğimiz limonatalardan değil. Daha farklı olacak. İşte kırmızı pancarımız var. Yine havucumuz var. Özellikle kırmızı pancarla havuç müthiş bir ikili. Özellikle de bayan izleyicilerimiz buna çok dikkat etsin. Çok aşırı kullanmak sıkıntı verebiliyor. Kadın hastalıklarına yol açabiliyor ama haftada en az bir kere yapmakta fayda var. En az dedim pardon. Haftada bir kere içmeleri gerekiyor. Çünkü düzenli haftada bir kere içilirse pancar suyu özellikle işte meme kanseri riskini azaltıyor. Ama aşırı tüketilmesi sıkıntılı. Tabii meyve sularının da çok aşırı tüketilmesi asitli olduğu için sıkıntı olabiliyor ama biz ne yapacağız? Biz biraz daha bunları suyla, bazı meyve sularını sütle sadeleştireceğiz. Biraz şeker ilavemiz olacak. İsterseniz hemen gelin Dragon meyvesinden, Ejder meyvesinden başlayalım. Ve şimdi bu meyve suyundan aşağı yukarı 4-5 bardak meyve suyu çıkabiliyor. Bütün artık şeyde de var. Şöyle göstereyim. Artık hem marketlerimizde hem manavlarımızda var. Şöyle bunun bir kabuğu var. Kabuğunu şu şekilde yapalım, ayıralım. Nereden merak sardın diye bana da sorabilirsiniz. Biz normalde gazeteci kimliğimiz var ama efendim 2015-16 o yıllarda bir yurt dışı nasip oldu bize. 2-3 arkadaşımız Dubai'ye beraber aşçı olan bir arkadaşımızla beraber bir restoran açtık. Şu şekilde de soyuyoruz ejder meyvesini. Şunu da göstereyim. Böyle kameramanımız Turan Bey de orada merakla bekliyor şimdi. Şunu yapalım. Şunun kabuklarını da çöpe dökeyim. Efendim bunu şöyle küçük parçalara hatta direkt ben bunu
şu milkshake yapılan mikserimize şu şekilde doğruyorum. Dubai'ye gittiğim sıra orada çok meşhur bir meyve sucuğu var. Bugün şimdi ismini vermeyeyim. Sıkıntı yaşayabiliriz. Efendim işte gittim, değişik değişik meyve suları var. İşte bir arkadaşım götürdü. Ya dedi, gel dedi, sana bir mango içireyim. O güne kadar da Allah var, hiç mangonun meyve suyunu, yani işte bakkalda markette satılan halice içmemiştim. Ki mangoyu da Türkiye'de daha işte son 1-2 yıldır daha çok görmeye başladık. Ya tamam dedim, bir deneyelim. O kendisine avokado söyledi. İşte ballı avokado suyu. Ya biz tabii avokadoyu neyde kullanıyoruz? İşte genelde meze olarak kullanıyoruz veya sabah kahvaltılarda ezip yiyoruz. Çok meyve suyu garibime gitti. Ya dedim, içilir mi acaba bu meyve suyu da diye düşündüm. Ben mangoya devam ettim. Mango da çok hoşuma gitti. Yani harika bir lezzeti, harika bir damak tadı var. Zaten meyvelerin kralı diyorlar mangoya da, dünyada. Ya arkadaşla biz devamlı gitmeye başladık. Arada bir uğruyoruz aynı meyve suyu yapan dükkana. Ya dedi, illa gel bir avokado dene. Ya hiç beğenebileceğimi ummadım. Ama ilk tadı aldıktan sonra, yani ilk yudumu aldıktan sonra avokadonun meyve suyu hayatıma girdi diyebilirim. Gerçekten çok müthiş ve Türkiye'de de artık çok kaliteli avokadolar yetişiyor. Yani dünyadan daha kaliteli avokadolarımız var diyebilirim. Ben işte birkaç tanesini başka ülkelerinde tattım, lezzetlerine baktım. Bizim avokadomuz hakikaten artık iklim özelliklerinden midir, toprağımızdan mıdır? Çok çok daha lezzetli. Önümüzdeki günlerde avokadoyu da yapacağız, sizlere göstereceğiz. Şimdi yavaştan buna başlayalım. Şöyle elimi bir dolayayım. Efendim, şimdi ejder meyvenizin üzerine işte kaç kişilikseniz bu aşağı yukarı bir litreye yakın bir şey olacak. Şöyle suyumu hazırlanan bir su koyuyorum. Bir litre yaptım. Damak tadınıza göre buna şeker ilave edebilirsiniz. Ben buna biraz şeker ilave edeceğim. Şöyle toz şeker. Başka hiçbir katkı yok. Ama tabii yazın, özellikle yazın buz içine buz koyarak çok daha güzel oluyor. Kışında, kış aylarında da soğuk veya ılık suyla, hatta ilerleyen günlerde inşallah devam edersek işte Hindistan'da gördüğüm birkaç tane meyve çayları var. Yani taze meyveden yapılan, onları da tarif etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Hatta şöyle de diyelim, ben 2018'de Dubai'den dönüş yaptıktan sonra bu işe de heves ettim. Yani şekil ağda gözüktüğü gibi yeme içmeyi de seviyorum. Antalya'da biz bir tane Tropixir adında bir meyve suyu üzerine aşağı yukarı 180 çeşit olan bir dükkan açtık. Ama kafe tarzı. Maalesef olmadı. Battık, kapattık. Tekrar kendi mesleğimize, gazeteciliğe, televizyonculuğa döndük. Hemen başlayalım şu şekilde. Çok karıştırmanıza da gerek yok. Bir dakika aşağı yukarı yetiyor. Hemen şöyle çıkaralım. Bu makineden herkes de olmayabilir ama işte zincir elektronik eşya satan mağazalarda var ve fiyatı da çok pahalı değil. Benimki Simbo'nun bir makinesi. Ben çok ucuz almıştım ama 4-5 yıl oldu. Şimdi de 250-300 civarı bu makinelerden bulunabiliyor. Yani özellikle evinizde çocuğunuz varsa mutlaka bu makinelerden edinin diye yapıyorum. Şöyle de göstereyim.
rengini de bir bakın. Harika bir rengi var. Bakalım hemen sayın kameramanımız Tunahan Bey'e bir tattırayım. Şekeri nasıl bakalım? Tunahan'dan alalım. Güzel. Güzel. Okey'i aldık. Şöyle tekrar gösteriyorum size. Bakın bu ejder meyvesinin, kırmızı ejderin suyu. Hakikaten şöyle de tamamlayalım. Şimdi biraz da fotoğraf çekeceğiz. Sayfamızda da paylaşacağız. Sizlerden ricamız Korkut Deli TV'nin Instagram sayfasını, Facebook sayfasını beğenip destek verirseniz, YouTube sayfasını Instagram'da 90 saniyelik bir Rares videosu olarak yayınlayacağız. Ama YouTube sayfamızda hem Trop Xir YouTube sayfasında hem de Korkut Deli TV YouTube sayfasında olacak. Bunların devamını da ara ara çekeceğiz. Bugün birkaç tanesini yapacağız. Önümüzdeki günlerde de inşallah farklı lezzetleri sizinle buluşturmaya, tarif etmeye çalışacağız. Bunun tarifini de aşağı açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle.